Herkese merhaba. Bugün Dünya Engeller Günü olması nedeniyle toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak böyle bir söyleşi düzenlemek istedik. Hepimiz sanata olan tutkumuz olduğu sürece kendimizi engel tanımayan bir alanda hissederiz. Asıl olan insanlar olarak hayallerimizi gerçekleştirmek için dikkatimizi odakladığımız her şeye olan mucizevi uyum sağlama becerilerimizdir. Tıpkı müzik gibi. Bugün Alp Özseplen ile beraber onun deneyimlerine dayanarak aslında engellerin olmadığı bu dünyayı daha yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz. Evet, Alp hoş geldin, merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? İyilik hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Alp, seni biraz tanıyabilir miyiz? Kendinden bahseder Tabii. misin? Tabii ki. İsmim Alp Özsökmen. 9 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. Müziğe küçük yaşlardan beri bir eğilimim, bir yeteneğim vardı. Küçük yaşlarda org, işte dersleri, çeşitli ritim enstrümanlarıyla dersler almaya başladım. Daha sonra bir sene kadar amatör bir şekilde Alanya'da bağlama dersi aldım. Daha sonra dedim ki hani bu işi artık profesyonelliğe taşıyayım. Profesyonellikten önce bir adım attım. Şöyle bir adım attım. Antalya'ya geldiğimde, 2003 senesinde Antalya'ya geldim. İstanbul'da doğdum ama 2003 senesinde Antalya'ya geldim. Antalya'ya geldiğimde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosu kurulum oluşumu vardı. Onun seçmelerine katıldım ve kazandım. Yani profesyonellikten önceki ilk adımım bu olmuş oldu. 3 sene kadar burada eğitim yaptım. Bu koroda sahneye çıktım. İşte bu Carmina Burana'nın Carmen operalarının çocuk korolarında yer alıyordum korist olarak. O benim için hani güzel bir deneyim oldu müziğe başlangıç aşamasında. Daha sonra 2006 yılından itibaren de Antalya Devlet Konservatuvarı'nın, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı bölümüne girdim. Liseye kadar, lisede de ayrı bir yetenek sınavına girip liseye kazandım. Liseyi kazandım. Hatta zannedersem şu anda Çanakkale 18 Mart'ta böyle yapıyor diye biliyorum. Bir 4 sene kadar burada eğitim aldıktan sonra, 12. sınıfa kadar lise eğitimi aldıktan sonra üniversiteyi de Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuma kararı aldım. Dönemin konservatuvar müdürü Profesör Doktor Uğur Türkmen hocamızdır. O da sağ olsun anlayışla karşıladı ve Polonyalı bir hocayla çalıştım. 4 sene kadar Maria Marzina Kızılay adlı bir hocayla çalıştım. Çok da verimli oldu. Çok yardımcı oldu. Çello konusunda kendimi geliştirmemi sağladı. Bu arada 2006 yılında violonsele başladım. Çello'ya başladım. Ha, onu soracaktım. 2006'dan mı başladın Çelik'e? Tabii. Esas Yani artık profesyonel... üniversiteye girdiğin sene değil mi? Yok, şöyle 2006 yılında Çello'ya başladım. Tamam. Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarı'nda. Lisede de aynı enstrümanla devam ettim. Lisansta da cellodan mezun oldum. Yani yerli çalgılar bölümü mezunu olmuş oldum böylece. Yani benim artık profesyonelliğe başlangıç yılım 2006 yılı. Daha sonrasında tabii workshoplara katıldım. Macaristan'da bir workshop'a katıldım. Bir Polonya'da da workshop dediğim yani bir atölye çalışması. Biliyorsunuz hani enstrümanlarda oluyor atölye çalışmaları yurt dışında bazı usta hocalardan. 2015 yıllarında yani lisans 2 yılında ve lisans 3. yılda workshop'a katıldım. Bu Peki arada 2010 üniversite... nasıl? Aha, sen devam et, devam et. 2011 yılında da lisede bir Urla Müzik Akademisi'nin cello workshop'una katıldım. Yani okurken de aynı zamanda kendimi bir nebze ustaların elinde geliştirme fırsatım oldu. Çok güzel, çok güzel abi. Tabii. Peki üniversiteden sonra, üniversite bitirdikten sonra sanırım yüksek lisans eğitimine de devam ettin. Evet, yüksek lisans eğitimine de devam ettim. Çello bölümünü bitirdikten sonra bayağı yüksek bir dereceyle bitirdim. Uğur Türkmen hocamızla Afyon'da tez yazdık. Yüksek lisans eğitimine devam ettim.
Tezimin konusu da görme engelli öğrencisi olan konservatuvar eğitimcilerinin eğitim sürecine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi oldu. Çok güzel. Bunu da çok güzelmiş. Çok başarılı bir çalışma oldu. Bayağı yol kat ettim. Tabii bu süreçte yalnız değildim. Ailem, özellikle annem de babam da bana çok büyük destek sağladılar. Özellikle tez yazım aşamalarında annem çok büyük desteği oldu. Kardeşimin çok büyük desteği oldu. Yani bu süreçlerde hiçbir zaman yalnız değildim. Tabii ailemin yanında öğretmenlerimin de hocalarımın da desteği oldu. Daha sonrasında yüksek lisans bitti. Çok güzel bir dereceyle bitti o da. Tabii ben okurken, yani lisans 4'te formasyon eğitimi de aldım bir sene kadar. Ve öğretmen olabilme şansı elde ettim. Müzik öğretmeni olabilme şansı elde ettim. 2019 yılında, yani yüksek lisansın tez döneminde, yani tezin sonlarına doğru Ankara'ya atandım. Ankara'da Yeni Mahallede bir ortaokula atandım. Daha sonrasında da 2020'nin artık Eylül ayına gelince de Antalya'ya özür grubundan dolayı tayinimi istedim. Yani yaşadığım yer Antalya olduğu için Antalya'ya tayinimi istedim. Şu anda da Antalya Konyaaltı'nda görev yapmaktayım müzik öğretmeni olarak. Harika, harika. Şimdi çok güzel, çok güzel bir eğitim süreci geçirmişim. Hocalarım, ailen aynı şekilde sana çok yardımcı olmuşlar. Bu çok güzel bir şey. O anlamda çok şanslısın. Benim şimdi sana birkaç tane aklıma takılan soru var. Bu soruları yöneltmek istiyorum. Görme yetersizliği olan bir birey olarak sosyal yaşamda karşılaştığın zorluklar nelerdir? Biraz bahseder misin? Tabii ki memnuniyetle. Görme yetersizliği olan bir birey olarak sosyal yaşamda tabii ki bu artık hani kanayan bir yaradır. Bağımsız hareket edebilmek zor. Neden zor? Şimdi önce buna hani eğileyim istedim, buna değineyim istedim. Tabii kolaylıklar olduğu kadar zorluklar da var. Bir kere toplu taşımalarda sesli sinyalizasyonlarının olmayışı, bilmiyorum Çanakkale'de nasıl durum ama yani Antalya'da sadece nasıl? Çanakkale'de de yok bildiğim kadarıyla. Çanakkale'de mesela yani orada olsun, yani benim yaşadığım ilde de olsun, bu biraz sıkıntılı açıkçası. Yani herhangi bir sesli sinyalizasyon var da yok gibi bir şey. Normalde bazı otobüslerde var, otobüs bazında örnek verecek olursam. Bu bazılarında var, bazılarında yok. Tramvay tabii avantaj bu konularda. Onun dışında yani tabii başlangıçta hani peki, en büyük önemli olan tabii alışabildin mi? Yani bu duruma nasıl adapte olabildin? Yani bu duruma nereden geliyorsun? Şöyle söyleyeyim, genellikle annemin işte ya da çevremde kim varsa onların yardımıyla üstesinden gelebiliyorum. Ama tabii daha mesela toplu taşıma bazında daha şey olursa, daha erişilebilir, daha yapıcı çözümler olursa hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Yani onun dışında yani bazen yani şu an kurumlara alım aşamasında önceleri sıkıntı yaşıyorken, yani bunu bir şekilde kendimi göstererek, kendimi ispat ederek aşmaya çalıştım. Mesela bu, bir de şöyle bir örnek vereyim ben size. Noterlerde işte bir yerde imza atarken lütfen bir şahit isteniyor. Bunu şöyle açabilirim. Yani diyelim ki siz bir araç alacaksınız. Tek başınıza hiçbir şekilde araç alamazsınız. Mutlaka sizin yanında iki tane şahit olması gerekiyor. Halbuki tek başınıza bankada hesap açamıyorsunuz. Halbuki çağ artık hani online bir çağ. Online bir dijital bir çağ olunca her şeyi internetten dahi yapabiliyorsunuz. Yani illa benim tek başınayım diye, hatta gözlerim de görmüyor diye sizden istenen
iki tane şahit getir yanında. E ben nereden bulayım iki tane şahide? Yani mümkün değil. Ama yani bunun da bir şekilde aşıyorsunuz ama bu biraz da hani zorlaştırma oluyor. Açıkça söylemem gerekirse. O yüzden Bir de kurumlarda da böyle bir problem oluyor. Yani bunu bir şekilde çözüyorum tabii peki de. var sözünü kesmeyeyim. Evet, sen sözünü tamamla istersen. Yani onun dışında dediğim gibi Braille alfabesinin de gerekirse bir Braille alfabesi dediğim bu arada görme engelliler için kullanılabilen görme engellilere özgü bir alfabe, kabartma bir alfabe, 6 nokta kombinasyonundan oluşuyor. Yani gerekirse mesela bunun da kamu kurum ve kuruluşlarında kabul edilmesi noktasında bir çalışma yapılabilir. Ama tabii genellikle bu şahit işi, yani şahit bulma işi can sıkıcı bir durum. Yani diyelim siz hiç okuma yazma bilmiyor olun ama üniversite mezunu olmuş olun. Yani size okuma yazma bilmiyor muamelesi yapılıyor. Bu durum can sıkıcı. Doğru diyorsun. Umarım bu tarz şeyler çözülür artık yani. Umarım hocam, umarım. Yani Yani mesela bazı arkadaşlarımızla ben şuna şahit oluyorum. Mesela bir kamu kuruluşuna alınma ya da bir müzik korosuna yani koroya alınma daha doğrusu öyle söylemem daha doğru. Yani bir ötekileştirme durumu söz konusu. Şimdi siz 10 tane üniversite bitirin, 40 tane üniversitede bitirin. Maalesef bu durum var. Ama halbuki artık engel değil. Yani ben öyle söyleyeyim hocam. Bilmiyorum kesinlikle anlatabildim tabii, tabii katılıyorum sana. Evet. Yani yaşadığımız çağ artık o kadar ilerledi ki yani bu tarz şeyleri çözmemiz çok basit aslında. Yani bir de şöyle söyleyeyim mesela hocam size bu hataya herkes düşebiliyor esasında. Bu konuşmalarda bile işte sizin algılarınız daha iyi. Siz yani hep siz biz bir siz dili durumu var. Yani siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl? Bu Yani ayrımın siz artık ortadan kalkması lazım. evet, kesinlikle yani bu ayrımın ortadan kalkması gerekiyor. Yani çünkü dediğim gibi çağ artık internet çağı. Her şeyin araştırılabildiği, her şeyin sorgulanabildiği bir çağ. Ve hani herkes bu durumla karşılaşabilir. Yani kimsenin başına kimse dört dörtlük olamayabiliyor bu hayatta. Herkes engellilikle mutlaka karşılaşabiliyor. Bir de abi, bu görme yetersizliğine sen doğuştan mı sahipsin yoksa sonradan mı oldu? Benimki şöyle oldu. Ben doğuştan aslında bir nevi doktor hatası olmuş benim bu durumum. O erken doğum nedeniyle fazla oksijen verilmesinden dolayı retinamda bir kanama oluşuyor ve retina hani kapanıyor. Retina kapanınca görme yetersizliği meydana geliyor. Şu anda az da olsa görüyor musun yoksa tamamen mi görmüyorsun? Yok, tamamen. Yani hem hata hem ihmal diyelim. Zamanında yapılabilecek bir müdahale varken o da yapılmıyor. Hatta yanlış yapılıyor. Çok geçmiş olsun. Dolayısıyla da böyle oluyor. Fakat ileriye yönelik bir şeyler olur diye düşünüyorum. Yani teknoloji Umarım. çok gelişiyor. Özellikle tıp sektörü, biyomedikal sektörü bu konularda çalışmalar yapıyor. Bakalım ileriyi bekliyoruz. Yani neler olacak birkaç yıl içinde göreceğiz. Ama eğitim her şeyin çözümüdür diye düşünüyorum. Araştırmak, sorgulamak, hani her şeyin çözümüdür, her şeyin anahtarı. Bu açığı eğitimle kapattık. Daha da tabii kapattık deyip yeter artık gibi bir moda girmeyip daha da kapatmaya özen gösteriyorum. Daha da araştırıyorum, daha da sorguluyorum. Bir de Yani sen... hiçbir şekilde yılmamaya özen gösteriyorum hocam. Öyle Çok güzel, söyleyeyim. çok güzel. Peki bu görme yetersizliğin müzikal becerilerine ve duygusal becerilerine nasıl bir katkısı oldu? Yani aslında müzikal becerilere katkısı o bir yerde doğuştan geliyor. Aslında bir yerde zorlandım başta. Nerede zorlandım? Biliyorsunuz bir enstrümana başlarken bir metot gerekiyor. Hani bir metot öğrenmek gerekiyor. Onu da tabii bir enstrümana başlarken hem pozisyon işte enstrüman yay mesela cello'da vardır hocam. Siz de biliyorsunuz yay çekme, itme işte vesaire işte
birinci pozisyon, ikinci pozisyon. Bunları başta öğrenmem benim için zor oldu ve notaları ben teker teker, yani mürekkep baskıdaki notaları teker teker yazmak durumunda kaldım. Neden bunu yapmak durumunda kaldım? Çünkü benim okuduğum dönemlerde maalesef bu da büyük bir handikaptı. Ülkemizde kaynak yoktu. Braille yazısında demin bahsetmiştim. Braille'nin bir de nota sistemi var. Bu Braille nota sistemine ben bu notaları, mürekkep baskıdaki olan notaları geçirdim. Ve günlerce onu ezberledim. Tabii bu biraz Peki zor oldu. şu an bulabiliyor musun o Braille Şu yazısında anda olan şöyle bir notaları? oluşuma gidildi. Şu anda şöyle bir Oluşturabiliyor mu oluşuma yani? gidildi. Engelsiznota.org diye bir proje var. Evet. Bunun da hatta sorumlusu Ali Alpaslan'dır. O belli bir yazılımlarla, işte Goodfield, Share gibi yazılımlarla notaları kabartma notaya dönüştürüp ve o yazılımlar sayesinde düzenliyor. Tabii okullarda ya da müzik eğitimi veren kurumlarda da kabartma bir printer olması lazım. Hatta bu engelsiznota.org sitesinde bir sürü eser de mevcut. İşte piyano etütleri, işte ut metodu vesaire, daha adını sayamayacağım kadar Peki bir bu sürü eserler printer'lar mevcut. rahat bulunabiliyor mu yani? Ülkemizde var mı yani bu çabuk ulaşılabilir Kabartma kolay şey? printerler tabii birazcık maliyetli. Ama mesela üniversitelerin gerekçeleriyle üniversiteler buna bir bütçe ayırabilirler. Tabii yaklaşık bir 8-10 bin dolar diye bakıyorum, diye düşünüyorum. Şu anda hatta araştırma yapılsa öyle. Ülkemizde var. İşte belli distribütörler aracılığıyla alınabiliyor. Belli görme engelli destek teknoloji satan mağazalar var. Bunlarla iletişime geçilip alınabiliyor. Peki bu seni eğitime başladığın zaman seni hangi durumlar zorladı? Yani erişim hem eğitim ortamı hem öğretim ortamında, ders yaparken, okulda, arkadaşlarında. Beni hangi durumlar zorladı? Hocam beni şöyle söyleyeyim. Bir defa ben violonsele başlarken yay çekme ve itme konusunda çok zorlandım. Siz de biliyorsunuz bu iş. Arşiyi tutuş. Evet, arşiyi tutuş, işte köprüyle tuş arasında kalabilmek falan bayağı Aslında bir. aparatlar var onlar için. Evet. Artık bilirsin. Şimdi Tabii, ülkemizde ben de de onu var. kullandım hocam. Ben de onu kullandım. Hatta hiç unutmuyorum. Kapı kolundan biz böyle bir aparat yapmıştık. Babam yapmıştı. Onu yayla şeyin üzerine, tuşenin üzerine koyduk, iki tane aparatı. Çekip itmeye çalıştım. Bu yaklaşık ama 4,5 ayımı aldı. Hatta neredeyse enstrüman bırakacak noktaya bile gelmiştim, yani öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten zor. Onun dışında onu öğrendiniz, onu çekmeye, itmeye kolayladı diyelim ki. Dediğim gibi nota bulma kaynağı çok büyük sıkıntıydı. Engelsiz nota bir derece çözüm. Ama tabii her notaya anında erişim sağlayamayabiliyor. Ama deminki söylediğim yöntem uygulanırsa gayet güzel bir şekilde artık notalara erişim sağlanabilecek. Mesela şöyle de diyorlardı bana, yurt dışında işte Almanya, işte Fransa, İtalya, buralarda, bu ülkelerde Braille nota kaynakları var bile diyorlardı bana. Bir de şimdi Ege Üniversitesi bir projeye başladı bununla alakalı. 100 kadar Türk müziği eserini, pardon, 50 kadar Türk halk müziği, 50 kadar Türk sanat müziği eserini kabartma notaya arşivlediler. Ama onun engelsiz notayla ilgili bir alakası yok. Onlar kendi öğretmenler, oradaki çalışan öğretmenler Braille nota sistemini öğrendiler ve bu eserleri basmaya başladılar. Orada bir tane de kabartma printer edindi üniversite. 50 kadar Türk halk, 50 kadar da Türk sanat müziği eserini bastılar. Hatta ben ilgili hocayla da konuşunca, bu işten sorumlu hocayla da konuşunca dedi ki, bu işin devamı da gelecek. Daha işte solfej kitapları, Batı müziği solfej kitapları, işte Lavignac, Muammersum vesaire, bu notaları da basacaklarını söylemişlerdi. Yani aslında eskisi kadar bir zorluk yok. Ama yani bizden sonraki kuşaklar eğer böyle giderse
daha rahat olacak, daha şanslı olacak diye düşünüyorum. Yani Ege Üniversitesi ya da mesela ÇOMÜ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de böyle bir oluşuma girerse ya da kaç 47 tane konservatuvar var zannedersem ülkemizde. Evet, Onlar doğru. da böyle bir oluşuma girerse düşünebiliyor musunuz hocam? Hiçbir şekilde nota sorunu kalmayacak. Tabii ki. Hiçbir şekilde Çok rahat bir notaya şekilde ulaşabileceksiniz o zaman, değil mi? tabii ki her enstrümanı çalabilecek öğrenci, tabii yeteneği ölçüsünde, parmak yapısı ölçüsünde görmeyen öğrencilerle gören öğrenciler eşit seviyede olacak. Kesinlikle, kesinlikle. İşte bu bir süreç, yani bu zamanla aşılabilecek bir durum bence. Kesinlikle. Bunu başlatmış olmaları bile çok güzel. Zamanla daha rahat olacağını düşünüyorum ben de. Ha. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani bunu aşsalar zaten, daha da geliştirseler, ki geliştirileceğine ben inanıyorum. Konservatuara alınmama gibi bir sorun olmayacak. Geçmişte hep şöyle durumlar duyuyorum. İşte sen nasıl gelip gideceksin? İşte sana nota erişimini nasıl sağlayacağız? Gibi gibi. Yani ben bunu büyüklerimden de duyuyorum. Görme engelli müzisyen olan abilerimden de, ablalarımdan da duyuyorum. Tabii bu durum çok can sıkıcı bir durum. Engellenmiş oluyor. Yani sıkıntı, handikap konulmuş oluyor. Fakat şimdilerde bu dediğim sistem olursa daha rahat, daha sağlıklı bir şekilde notalara erişimi sağlayacağız. Ve daha erişilebilir bir müzik eğitimi olmuş olacak. Peki Alp, bu sen yetenek sınavlarına hazırlanırken nasıl bir süreçten geçtin, nasıl zorluklar yaşadın, arkadaşlarına önerebileceğin, senin gibi özel durumda olan arkadaşlarına önerebileceğin bir şeyler var mı? O konu hakkında da birazcık değinelim. Yetenek sınavlarına hazırlanırken şöyle oldu tabii. Bir kere iyi bilsinler. Yani müzikte hangi dalda yoğunlaşmak istediğini iyi kavramaya çalışsınlar. Bir de çok uzmanla konuşsunlar. Çok öğretmenlerle, hocalarla konuşsunlar. Hangi branşta daha rahat ederim? Hangi branşta yeteneğim var? Sen Yani en bunu zor olanı seçmişsin galiba. Cello. aslında şöyle, ben onun da ayrı bir hikayesi var. Engin Sansa vardı. Dönemin Akdeniz Üniversitesi Konservatuvar Müdürü 2006 senesinde müdürlük yaptı. 2004, hatta daha bile eski, 2002-2006 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ben onunla 2004'te görüşmüştüm. Önceden bana cello dememişti. Ben de 2 yıl dedim hani korolara, o Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosuna bir gideyim, bir kendimi geliştireyim, bir müziği tanıyayım. Aslında önce bana kalırsa müziği tanısınlar. Yani müziği tanısınlardan kastım işte korolara gitsinler. Çevrelerinde özel ders alabiliyorlarsa özel ders alsınlar, enstrümanları tanısınlar. Müzik ders sahneleri de bu konuda tabii avantaj. Korolar esasında avantaj. İlk önce Bence oranın esasında altyapılarını oluştursunlar diyorsun yani. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ve bana sorarsanız esas altyapıyı oluşturan korolar. Ve ne kadar erken o kadar iyi. Bir de ders almaları. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Yani hani bir laf vardır atalarımızın, hani ağaç yaşken eğilir gibi gibisinden. Onun dışında ben şeyi anlatıyordum bu arada hocam. Enstrümana başlama hikayemi anlatıyordum. Ben en zorunu seçtiğimi söylemiştiniz. 2006 yılında, 2004'ten 2006'ya kadar ben o koroya gittikten sonra 2006 yılında zaten Engin Sansa ile 2004'te tanışmıştım. 2006 yılında ben çelloya dediler ki önce ben piyanoya girmek istedim. Sen dediler nasıl yapacaksın nerede? Piyano seni zorlar. Eyvah, ne yapacağız? Hemen Engin Sansa bir çözüm önerisi üretiyor. Ben diyor çelloya başlamasını istiyorum diyor. Ve orada o dönem oranın sözleşmeli öğretmeni Şafak Atakır vardı. Şu hatta kendisi şu anda Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışıyor, görev yapıyor. Demiş ki ben Alp'i alırım. Çünkü Engin Sansa da malum yönetici, müdür. Ben Alp'i alırım demiş. Engin Sansa da tabii ki kabul etmiş. Ve çello'yla tanışmam da öyle olmuş oldu. Vay. Daha önce açık söyleyeyim hocam, çello'nun ne demek olduğunu bilmiyorum.
Açık söylüyorum. Hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani çello nedir, nasıldır, yani neye benzer, yayla mıdır, telle midir? Ben şundan dolayı dedim. Sonuçta perdesiz bir enstrüman ya. Tabii Mesela tabii. tuşlu bir enstrüman, mesela piyano ya da gitar, perdeli bir enstrümanla başlamak senin için böyle daha rahat olmaz mıydı? Bana İşte öyle gibi geliyor. Ya aslında hocam. sonuçta tabii ki de bu da bir engel değil. Sonuçta çelloya da şerit işte bant yapıştırarak bir şekilde neyin nerede olduğunu şekilde kavrayabilirsin herhalde. Ya da pütürlü bir bant olabilir. Hocam aslında şöyle söyleyeyim. Bu tamamen göreceli bir kavram. Hani ister perdesiz olsun. Çocuk nefessiz sazla da başlayabilir. Yani Tabii nefesli flütle de bir başlayabilir. Oboayla da başlayabilir. Klarnetle de başlayabilir. Bu esasında çocuğun anatomik yapısının iyi bakılması gerekiyor. Anatomik yapısının iyi incelenmesi gerekiyor. Yani hangi enstrümana yeteneği var? Bir de hocanın, yani enstrümanı verecek öğretmenin ön yargısız olması gerekiyor. İnanması gerekiyor. Yani çocuğun yeterli bir şekilde bu enstrümanı öğrenebileceğine hemfikir olması gerekiyor ki daha rahat bir şekilde çocuğa bildiğini aktarabilsin. Şimdi o dönemin piyanistleri bana inanmadı. Yani ileride nasıl yapacak deyip hani birazcık bana sorarsanız kestirip attılar diye düşünüyorum. ama dünyada birçok örnek var bununla alakalı. Sen de biliyorsun. Birçok Tabii ki. ünlü müzisyen, biliyorsun hatta bir Tabii piyanist tabii. seviyesine gelen müzisyenler var bu şekilde. Özel durumları olan. Yani mesela benim arkadaşım var. Size şöyle bir örnek daha sunayım hocam. Gene arkadaşım çok güzel de piyano çalıyor. Hani amatör bir şekilde tabii bazı eserleri yorumluyor, çıkarıyor. Fakat ona gene diyorlar ki sen piyanoda ileride zorlanırsın, sen gitara geç. Tam tersi, yani yerli sazı atamıyorlar. Bölümde gitara atıyorlar. Orada gitar açığı olduğu için direkt gitara atıyorlar. Ezbere. Ezbere olmamalı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, bu benim bakış açım, bu benim görüşüm, bu benim düşüncem. Ve sonra da tabii öğrenci ne yaptı? Adapte olamadı. Ve müzikten soğudu. Babam başka bir bölüm okuyor şu anda. Hatta o da mezun oldu. Peki, Ama eğitim ortamında arkadaşlarının ve öğretmenlerinin sana tutumları nasıldı ve sen nasıl olmasını isterdin? arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin tutumu nasıldı? Yani öğretmenlerim iyiydi. Görmemenin ne demek olduğunu pek hani hissettirmediler bana. Ha, zorlandığım alanlar oluyordu. Mesela solfej derslerinde biliyorsunuz çift sesi dikte yazarken, üç sesi dikte yazarken bazı teorik konularda bayağı bir sıkıntılar, handikaplar yaşadım. Ama dediğim gibi bu tek başına hareket edebilmek konusu hep sıkıntı olmuştur. Arkadaşlarım konusunda birazcık orada problem yaşadık. Ama ben bu süreçte şunu söyleyeyim size. Öğretmen, öğrenci ve aile. Bu üçlü bir arada olursa, yani senkronize bir şekilde çalışırsa ve destek olunursa her şeyin aşılabileceğini söyleyeyim. Öğrenci niye Dostum, diyorum? Arkadaş evet, devam et, devam. öğrenci niye diyorum? Hani arkadaş çevresi de önemli. Yani sırf öğretmene ya da sırf aileye bağlı kalmak yerine öğrenci ve arkadaşlarının da içine alması gerekir. Destek olması gerekir. Ha, ben destek görmedim değil, ben destek gördüm. Ama tabii göremeyen arkadaşlarımız da maalesef var. Gerek öğretmenden, gerek arkadaştan, gerekse de en önemlisi aileden göremeyen arkadaşlarımız da maalesef var. Peki sen şu anda müzik öğretmenisin. Hı. Okulda nasıl gidiyor işler? Mesela Okulda gayet güzel. öğrencilerle iletişimin nasıl? Onlara nasıl ders anlatırken nasıl bir teknik uyguluyorsun? Neler yapıyorsun? Ders anlatırken çocuk merkezli bakıyorum ben. Öğrenci merkezli düşünüyorum. Yani o an müzik dersinde tabii belli bir müfredat doğrultusunda gidiyorum ve o anda hani müzik dersinde neler yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Ben ritme çok önem veriyorum müzikte.
Hatta ben hep öğrencilere de şunu söylüyorum. Müziği oluşturan üç öğe, ritim, nota, enstrüman bunu hafızalarınızda bir yer edinsin diyorum. Hatta bütün sınıflara, bütün kademelere böyle söylüyorum. Hani 5, 6, 7, 8. sınıflara da ders veriyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İşte ritim enstrümanları edindim, okula edindirdim. Şimdi onlarla işte çalışmalar yapacağız. Yani öğrenciyi amacım sevdirmek. Yani hem bilgilendirici, hem eğlendirici, hem müzikal algı ve bilgilerini geliştirici ve hem de eğitici çalışmalar yapmak. Bütün amacım bu yönde ilerlemek. Bu yönde ilerliyorum. Yani bütün amacım şöyle daha toparlayıcı bir cümle olur. Bütün amacım çocukları bu yönde bilinç sağlamak. Müziği sevdirmek. Peki, senin gibi görme yetersizliği olan, olup da müzikle ilgilenmek isteyen arkadaşlarına önerilerin nelerdir? Şöyle söyleyeyim en başta Yani nasıl başlamalılar? Sen tabii ki az önce de değindin işte korolara gitsinler. Ama öncesinde ne yapmalarını istersin? Yani kimlerle ilgilenmek Öncesinde bir hedef belirlesinler. Yani ilgilendiği müzik türü ne? Bağlama mı iyi seviyor? Halk müziğini mi seviyor? Türk sanat müziğini mi seviyor? Bunu bir baksınlar. O hedefe gitmek için araştırmalar da yapsınlar. İşte uzmanlarla konuşsunlar. İşte bizlerle iletişime geçebilirler. Yani birçok görme engelli olan bireyler var. Hani bu işi başarmış, daha iyilerini yapmış. Ve tabii ki en önemli anahtar sabır ve çalışmak olsunlar. Çalışkan olsunlar. Çok çalışsınlar. Çünkü sadece yetenekle maalesef iş bitmiyor. Siz de bilirsiniz bu işin teorisi var, işte solfeji var, işte metotları ezberlemesi var vesaire vesaire. Yani bizim işimiz 1.000 kat daha zor ama gerçekten zor sonuç güzel oluyor. Yani meyveleri güzel oluyor öylesin. Alp, çok güzel, çok güzel bir programdı. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Senin söylemek istediğin son olarak arkadaşlarına önereceğin bir şeyler var mı aklına gelen? Ben şunu söylemek isterim. Başımıza ne gelirse gelsin hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemek gerekir. Evet, öncelikle bunu söylemek isterim. Geleceğe umutla bakıp üstümüze düşen ne kadar ne sorumluluk varsa bunu gerçekleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Onun dışında da teşekkür ediyorum bu etkinliği, bu organizasyonu sağlayan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne, ilgili birimlere, konservatuvara tabii ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyin daha da iyi olacağına inanıyorum. Evet. Akademik camiada da bu işle alakalı tez var. Oradan da konuyu örnek alabilirler. Görme engelli öğrencisi olan konservatuvar eğitimcilerinin eğitim sürecine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi. Zaten bu YÖK'ün de web sayfasında yer alıyor. Böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ediyorum. Biz Hiçbir sana zaman teşekkür yılmayın, ederiz. hiçbir zaman korkmayın. Ben bunu eğitimci gözüyle söylüyorum ve hani eğitimci hocalarıma da bu tavsiyede verebilirim. Yani bizi izlemekte olan ne kadar, bu programı erişmekte olan ne kadar öğretmen, akademik camiadakiler varsa da örnek alabilirler diye düşünüyorum. Alpçin, davetimizi kabul ettiğin için biz sana öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben Seni esas teşekkür ederim. her zaman Çanakkale'de görmek de isteriz. En kısa zamanda seni buraya bekliyoruz. Bu konuşmamızı yüz yüze arkadaşlarına da bir söyleşi olarak yapmanı isteriz. İnşallah ben de yüz yüze bir etkinlik yapmayı çok çok isterim açıkçası. Bir dinleti yapmayı, bir söyleşi Yaşadıklarını yapmayı. daha ayrıntılı bir şekilde burada arkadaşlarımla paylaşmak bizim için çok daha kıymetli olacaktır.
Seninle tekrar en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ve son olarak engel bedende değil, zihinlerdedir diyoruz.